Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Şükür Allah'a iyiyiz. Sizi gördük daha iyi olduk. Estağfurullah, biz sizi gördük daha iyi olduk. Bu yemekler neyin nesi? Bu yemekler bir köy yemeği. Kınalarda falan yapılır mı böyle, hem düğünlerde, derneklerde? Şunlar kimisi, kimisi yapılmaz. Daha şu çoğuncası yapılır, hamur işinden olanlar. Şu en ortadaki, yanlış bilmiyorsam, çiçek dolması değil mi? Evet, köylünün çiçek dolması o. Öbürü? Evet. Şunun ismi malay derler, ona çökelek derler, o köylerde olan bir şey. Kaçamak bu mu? Pardon. Ha, bak kaçamışım bir daha. Buna kaçamak derler. Bu dartıyla yapılır. Dartıyla mı? Dartı. Dartı deriz yani hayvan biz. Hayvan yağından. Hayvanın hayvandan. Anladım. Hayvan. Yani yoğurdun. Tartıyla yapılan bir şey değil yani. Yok. Yoğurdun yani kaymağını kaynatıp, sütünün kaymağını kaynatıp böyle dartı yapılır. Bu İzmit yöresi yemekleri midir efendim? Evet. İzmit. Şu da bunu düğünlerde, kınalarda, kına gecesinde yapılır. Keşkek denir buna da. Bu keşkek. Bu yani normal çiçekli mancarımız. Mancar türümüz. Şu şey vardı belki pazarlarda satılıyor. Bu kabaklı böreğimiz. Bu manda yoğurdumuz. Şu da gene aynı bu dartı dediğimizden. Peki bunlar nasıl yapılıyor? Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Çok şükür. İyiyiz hamdolsun. Öyle işte be. Ne yapacak? Evet. Öyle. Hatice de geldi be, sırası be. Evet. Hatice de gidiyor be. Yapılır mı efendim kınalarda böyle yemekler? Yapılır. Ahaliye? Evet. Kimlere dağıtılır? Misafirlere ikram olur. Dışarıdaki aç kedilere? Hayır, misafirlere ikram olur. Öyle mi? Evet. İsminizi bağışlar mısınız efendim? Şaver Eren. Öyle bekleyecek misiniz, onu açmayı düşünüyor musunuz? Açacağım ama soru sorduğunuz için açamıyorum. Siz aynı zamanda açıp aynı zamanda soru cevaplayamıyor musunuz efendim? Açarım, yaparım, her şey yaparım. Buralarda kayınvalideniz var mı? Biraz gergin gördüm ben sizi. Yok, getiremedim kaynanamı. Niye getirmediniz? Gelin milleti değil misiniz zaten, öylesiniz? Hayır, gidelim dedim ama gelmedi. Niye gelmedi? Demek sizinle bir yere çıkmaktan artık kadın nefret etmiş. Evet. Ciddi mi? Bilmiyorum. Ona sormanız lazım. Kendisi burada olmadığı için bundan sonrası kumkuma faaliyetlerine giriyor ki bunlarla işimiz olmaz. Aynı yerde mi, aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı binadayız. Aynı binada. Evet. Altlı üstlü oturuyoruz. Siz üst kat alt kat? En üstteyim. Havanızı sevsinler. Siz mani falan bilir misiniz efendim kına geceleri? Ben pek söylemem. Becermem. Kim becerir? Anneannemiz becerir. Anneanneniz mi evet. Sizin? Komşu annemiz. Niye anneanne diyorsunuz? Bir anneanne sevgisi ihtiyacı evet. İçerisinde misiniz? Ben de öyle. Anneannemi hiç görmedim. Doğrudur. Aynı. Ben doğmadan önce vefat etmiş anneannem. Biz çok küçükken ölmüştü bizim anneannemiz. Bizimki de öyle. Babaannemize doyamadan gittik. Ahali de diyor ki teyzelerin kucaklarına yatıyorsun. Niye yatmıyorsun ki? Babaannemi özlüyorum toprağın altında. Evet, hem babaannemiz hem anneannemiz hepsi. Nasılsın anneanne? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Küçükken bir kere kucağına eşedin diye niye attın beni? Ben hiç daha kimseye atmadım. Attın. Attın mı? Bak şu gözümün şurasında benim bir yumru vardı. Onu dediler ki anneannen yaptı dediler. Ufaktım ben, bilmiyordum ki çişimi tutmayı bilmiyordum ben. Ya senin anneannen çok fenaymış, kimin suçu? Sensin işte o, sen atmışsın beni kucağından. Attıysam özür dilerim. Dile. Ha, tabii. Hatta şöyle bir alnıma bir buz. Dur ellerimle. Seneler sonra anneannemizin de gönlünü, ya daha doğrusu bizim gönlümüzü al. Siz pek bir mani bilirmişsiniz derler. Ben nereden bileceğim mani? Ben nereden bileyim, nereden bileceğim? Bir sürü tabrikalı kızlar vardı, mani söylesin bunlar bak. Siz mani biliyorsunuz mu, bilmiyorsunuz mu? Bilmiyorum. Bilemem yavrum ben. Bilirim de söylemem mi bilmiyorum? Bir mani alalım size. Bildiğiniz kadarıyla. Geline bak geline, kına yakmış eline. İlişmeyin geline, düşmüş sevgilisine. Kim ilişiyor zaten? Başkaları. Kim ilişmiş öyle? Ha, kim ilişecek? Çekemeyenler. Gözleri tövbe tövbe. Gözleri pörtlesin çekemeyenler. Gelinize baksana ne kadar güzel. Maşallah. Puh, Allah nazardan saklasın. Ne kadar güzel gelininiz başka var. Başka bir mani daha varsa alalım. Hatta peş peşe ne kadar biliyorsanız. Dere boyu kabaklar açtı yeşil yapraklar. Ben yarime doymadım, doysun kara topraklar. Allah korusun. İn dereye dereye, dere taşlıklarına. Ben yerimi bıraktım benden aşıklarına. Olmadı değil mi gerçek hayatta? Olmadı. Öyle bir şey? Olmaz da. Yırtarsın da ağzını. Hey, nereye? Tabii yırtmam mı? Vermeyeyim elimden sevgilimi. Vermedim de. Bir kaçma maçma durumu olmadı değil mi? Yok yok, Allah'a şükür. Telli ben de kaçmadım. Telli duvaklı. Ha bak, bu kızım. İki de başka var.
Saygılar. Ona da hep saygı bizden. Belli duvakla çıktılar amcasın. Bir tane kaldı inşallah o da gönlümüze göre çıkar. Hep kız mı? Hepsi kız. Kaç kız var? 4 kızım. Oğlanı aradınız mı? Aramadık. Bulduk. 5 tane de torun var, 5'i de oğlan. Ailesi. Allah'a şükür. Demek ki şükrettiniz. Çok şükür. Allah'ım dediniz, bana hayırlı evlat tabii. Vermediniz. 4 kızdan sonra herkes hayırlı evlat versin. Erkek torun geldi size. Tabii. Allah herkes hayırlı evlat, cümle olmayanlara da versin. Amin. Neli bu arada yapıyorsunuz siz? Bu kazayak mancar derler. Şu baş öğretmen havasını bir bırakın. Ne bu böyle bir harita dersi gibi. Evet, akarsularımız der gibi bunun içerisinde. Kepçeyle göstereyim. Kepçeyle gösteriniz. Bu kazayak mancarı. Ne? Kazayak mancarı. Bu tabiattan yetişen bir ot. Kırotu. Ekip de değil yani. Bu Allah'ın verdiği bir ot. Kazayak bu... niye diyorsunuz? Aynı kazayak maydanoz şeklinde bir ot kazayana benzetmişler demek öteden beri büyüklerimiz. Siz bunu topluyor musunuz efendim? Tabii. Bahçelerden toplanıyor. Şu ekşimiğimiz. Bir tane ıspanaklı var. Arzu edersen bak buyur orada ye. Çekimden sonra artık öyle armut gibi yemek yok. Ben şu silahınızı tekrar size verip şöyle bir hafiften sıvışı sıvışı vereyim. Sizin kayınvalideniz var mı? Var. Var. Zengin mi? Yok. Yoksa o kolundakiler ne? Beyim. Kaç yıllık evlisiniz? 10. 10. 5 yaşında evlendiğiniz için tabii küçük yaşta. Evet, erken evlendim. Yaş kaç? Öyle oldu. 30. 30. 14 yaşında kızım var. 10 sene olur mu? 15. Kimi 14 yaşında kızı var? Annem benim o. Bu da kızım. Kızınız mı? Evet. Bir gelir misiniz lütfen? Sizi de bir ayağa alalım mı? Hayır. Niye? Buralara girmeyelim. Niye giriyoruz ki? Otur. Bir kalkın lütfen. Hayır, hayır. Kızım oturma. Hayır, tabii ana sözü dinleyeceğim. Bir kalkın lütfen. Otursun. Ben kalkmak istemiyorum ama. Çünkü kızın boyu sizin boyunuzu. Yok o kadar. Bir kalkın da görelim. Sizin kadar var işte. Tamam. Var benim kadar. Hatta ben hafif bir benden eğilmek. Çölün lütfen. Kız daha uzun ondan mı kompleks yapıyorsunuz? Evet. Niye canım? Yok. Hakikaten dedikleri doğruymuş. Erken kalkan yol alır. Erken evlenen. Ahan da bu. İşte maymun, maymunları. Bu şebekleri, bu maymun suratları güzel tabii canım. Çok güzel. Bu sıpacıkları sahibi oluyorlar böyle. Avantaj mıdır erken evlenmek? Yani bilmem. Genç yaşta anne oluyorsun, büyüyor sizinle birlikte işte hiç sorun yok. Beraber seksek oynadınız mı? Yok, öyle bir şeye gerek duymadım. Beraber taş sektirmeci oynadınız mı? Niye oynayalım ki? Beraber misket oynadınız mı? Oynadık evet, evde oynadık çocuklarımla. Topta oynadık, miskette oynadık. Çocuklar? Bir tane de oğlum var. Allah bağışlasın. Evet. Kaç yaşında evlenmişsiniz? Siz daha yolda bekliyorsunuz ama biz erken de büyüdüler bizimle birlikte. Bizde var bir tane 4 yaşında. Biliyoruz, bir tane de yolda olduğunu biliyoruz. Sen de maşallah yani. Sizi hiç kaçırmayız o yüzden. Bizim eve kameramı yerleştirdin. Ne oldu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.